yavruları saldık. Bugün bunların üçüncü günleri. Dün saldım. Akşama kadar çadırda oturdular. Hiç bu hareketleri yapmadılar. Akşamleyin acıkınca içeri girmek istediler. Girişi bulamadılar. Bulana kadar bekledik. Akşam saat 6 gibi falan en son Nuncu güvercini içeri aldık. Bugün üçüncü günleri. Bugün biraz daha cesurlar. Özgüvenleri var. Biraz daha hareketliler. Çatının oradan oraya gidiyorlar. Ha, böyle yapıyorlar işte. Şu gördüğün. Şu hep onların kendi kendilerine özgüven kazanmalarını sağlayan hareketler. Önce kendilerine güvenmeyi öğrenecekler. Sonra uçacaklar. Bu aşamada yapmaman gereken en önemli şey acele etmek, bu kuşları kovalamak. Bu kuşları kovalarsan evet uçacaklar. Şimdi ben bunları kovalayayım, uçacaklar. Ama havada 5 dakika duracaklar. Sonra gidecekler, başka çatılara konacaklar. Buraya da gelmeyecekler. Akşama kadar onları bekleyeceksin. Yani havada 5 dakika uçacaklar, uçup başkalarının çatılarında oturacaklarına, böyle bir şeye alışacaklarına sen onları beklersen senin için daha mantıklı olur. Bu birincisi. İkincisi, sen bu kuşları kovalarsan bu kuşlar gidecek başka çatıda oturacak ve bu kümesten korkacak. Çünkü sen onları kovalıyorsun. Burada rahat değiller. Onu bir kere yaptığında artık o kuşlar bir güvensizlik oluşturuyor ve bu kümese çok fazla ilgi duymuyor. Sen bu ilgiyi kesiyorsun. Biz istiyoruz ki bu kümesi sevsinler. Bu kümes onların yuvası. Nasıl evin senin kalense, bu kümes de onların kalesi. Dışarıdaki bütün tehlikelerden onları koruyan, onlara sıcak bir yuva veren, su ihtiyaçlarını karşılayan, yemek ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir alan burası. Sen bunların elinden bunu alırsan yarışlarda bir sene otomatikman geriye gidersin. Çünkü hiçbir şey kazanamayacaksın. Seneye bu yaptığın hatayı tekrar edersen öbür seneye atacaksın. Yani her bu hatayı yaptığında bir senen gidecek, yavrular için söylüyorum. Gerçi aynı yavrularla yarışacağın için yaşlılar için de aynı şey geçerli. Onları da kovalayacaksın sen. Dolayısıyla bu kuşları kovalamaman çok önemli. Bu kuşların bu kümesi sevmeleri, bu kümese güvenmeleri için çok önemli. Bu yapacağın en büyük hata olur. Bu şekilde yaparsan en azından bu sene bir şey yapamasan bile seneye kuşların bir şey yapacaksın yani eninde sonunda. İyi kuşların varsa yapacaksın. Bugün saldık ama inşallah uçmaya karar vermezler. Çünkü hava çok değişken. Az evvel ağacın yaprakları bayağı bir sallanıyordu. Bayağı bir rüzgar vardı. Kuzeyden esiyor rüzgar. Hani bu rüzgarda havalanmalarını çok istediğimi söyleyemem bu değişken havada. Şimdi rüzgar yok gerçi de. Değişiyor. İstemiyorum çünkü daha yeni başlıyorlar öğrenmeye. Rüzgara kapılıp giderlerse uzaklaşabilirler. Kayıp yaşayabiliriz diye endişe ediyorum tabii. İçeride çıkmak istemeyen bir tane güvercin vardı. Çıkarmadım mesela. Şu arkadaşımız çok çıkmak istemiyor. Biraz da endişeli. Bunlar daha küçük. Onun için çıkarmadım. O çıkmak istemiyor. Ben de çıkarmadım. Daha hazır hissetmiyor demek ki kendini. Hazır hissettiği zaman kendisi çıkar. Hiçbir şeye zorlamıyoruz. Burası anaokulu. Burada nasıl eğitim verirsen gençliğinde ve yaşlılığında sana öyle karşılık verecek. Dolayısıyla sen bunların eğitmeni, sen bunların öğretmenisin. Ne öğretirsen onu alırsın. Zorlamıyoruz kimseyi. İsterse uçar, istemezse uçmaz. Uçarsa kalır, uçmazsa güle güle. İlk tur yavrularımın da şimdi yeni bir alışkanlığı oldu. Kümes bu tarafta olduğu için komşunun çatısında oturuyorlar. Bunun önüne geçmem lazım bir şekilde. Burada oturmalarını istiyorum.
Bir şeyler yapacağız onlara. Sonuçları ne olacak bilmiyorum. Açlar. Bir tanesi çok aç. Hiçbir şey yemedi dün akşam. Dünden beri yemiyor. Umarım da orada gagaladıkları su değildir. Gel bakayım. Sen ne yapıyorsun sen? He? Sen ne yapıyorsun sen? Seni ben yerim. Tatlım. Sen ayrı bir artist. Ayrı bir artist.